Agalarım herkese selamlar şöyle milli takımımızda bir giriş yapmak istedim çayır biçiyorum çayır dedim agalarım öncelikle çok güzel bir galibiyet oldu gerçekten her ne kadar kendim Avusturya tarafına bayis de alsam yani milli takımının burada üst tura çıkması gerçekten ülkemizin bu dönemlerde ve son döneme baktığımız zaman en son 2008 var ya uzun yıllardır yok ben de hatırlıyorum o zamanlarda konvoylara falan çıkıyorduk ama uzun zamandır böyle bir şey yoktu. Gerçekten çok çok mutlu oldum bir olay. Umarım Hollanda maçında da birazdan detaylarına kadar anlatacağım. İdealleri yüksek olanlara bahsedeceğiz. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyelim. Devam edelim. Sizlerde milli takımla ilgili görüşleriniz varsa yazın Aga. Hollanda maçını zaten birazdan anlatacağım. Öncelikle Agalarım Katı Telegram gruplarımız Temmuz ayı için yenilenmiştir. Bunun bilgisini vereyim. Gruplarda canlı bahislerimiz, kuponlarımız, mislilerimiz her türlü olarak maç önlerimiz, şut çekerlerimiz, oyuncu bahisleri devam ediyor. Bunun bilgisini vereyim. Devam ettim bunu geçtim. Arkadaşlarım tekrardan sizlere bir skor yarışması. Hollanda Türkiye. Maz skorunu olur bilen 5 kişi alacağız bakın. Bilen 5 arkadaşımızı gruplarda misafir edeceğiz. O yüzden yazmayı, yorumlara yazmayı, skorunu unutmayın. Daha önce yapmış olduğumuz Türkiye... Avusturya maç skoru bilen 5 kişiyi alacağımızı söylemiştik. 4 kişi bilmiş. Serkan Korkmaz, Bay Memo, Orhan, Rulink Kerem isimli arkadaşlarımız bana Whatsapp hattından mesaj atabilirler. Her türlü soru görüş öneri Whatsapp hattımızdan iletişime doğrudan geçebilirler. Gruplara gelmek isteyenler, skor bilenler ve skor kazananlar da benimle Whatsapp hattında iletişim kursunlara kadarım. Mislilerimiz aynı şekilde devam ediyor. Yüksek mis seviyesinde en güvendiğimiz tercihleri önermeye devam ediyoruz. Yüksek misli seviyesinin amacı o zaten. İdeal kombinlerimiz aynı şekilde. Her gün mutlaka bir tane ideal kombine çıkartmaya çalışıyoruz. Hatta bugün de verdik. Ya Bugün çok maç yok demeyin. Ee, basketle bir tane de futbolu birleştik. Norveç'ten bir tane ideal kombinlerisi yaptık mesela. Geçtim bunu da. Oyuncu bahislerimiz devam ediyor. Aga, ya oyuncu bahisleri keyif veriyor özellikle. Dün mesela sabitlere ben güveniyordum. Hatta ideal kombinemi aldım. Hatta misli olarak değerlendirdim. Ama çekemedi. Ya belirli bir dakikadan sonra zaten arkadan oyun kurmaya başladı. Çok yüklendiler. Oyuncu bahislerimiz de gruplarımıza devam ediyor. Canlı olarak izlemiş olduğumuz maçlardan zaten elimizden geldiğince kazanç sağlamaya çalışıyoruz. Herkes açık Telegram grubu açıklama ve yorumlar kısmında var. Sizlere bir adet ideal kombinelerisi yapacağım. İdeal kombinelerisi de herkes açık Telegram grubunda olacak. Öncelikle dedim ki maçlar başlıyor keyifli gollü bir maç olmasını. Ya maçlar başlıyor keyifli gollü olsun biz de para kazanalım dedik. İlk mücadele Xavi Simons kaleyi dediğim gibi bunu kupon odasına verdik zaten. Başarılı oldu. Erken dakikalarda bir şut geldi. Ondan sonra ilk yarı 0.5 üst olarak değerlendirdim bir karşılaşmaydı. İdealden aldım. Geçtim. Ondan sonra korner 8, korner 9. İlk yarı tam 10 tane korner çıktı. Ben de baktım korner geliyor. Korner 4'teydi. 9.5 küs korner aldım. İlk yarıdan geldi. 2'de 2 oldu. Ondan sonra tekrardan kornerlere devam ettik. 15.5 üst korneri de değerlendirdim aga. O 1.30 orandan aldım. Dedim ki hatta 16.5 üstte de varım. 16.5 üstü de alalım. Onu da aldık. E, ikinci i̇kinci gol kim atar dedim. Horlanda o da geldi aga. 16.5 üst korner geldi. Bir de Avrupa'dan vermiş olduğum tercih vardı. O da toplam gol alığı devre arasında verdim. 2-3 gol. O da başarılı oldu. 22 sevildi aga. Gruplarda devam ettik. Şimdi toplamda 5 adet mücadelemiz var. İdeal yüksek oranlardan bahsetmeye çalışacağım sizlere. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızdır. Güzel bir beğeni ve yorum desteği gelirse çok memnun oluruz. Hatta videonun sonunda da bir adet ideal kombin yapacağım. İdeal kombin de herkes Telegram grubunda olacak. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdi ilk mücadelemiz Arjantin ile Ekvador mücadelesi. Arjantin tarafı son mücadelede Messi'yi dinlendirdi. Ona rağmen zaten kazanmasını bildi Arjantin. Çeyrek final maçları bu mücadele. Öncelikle Arjantin kazanan oranı 1.30 civarı. Avrupa'ya baktım 1.48. Buradan maçı kazanan, ya şey verecektim aslında biraz daha oran yüksek olsaydı. Arjantin turu geçer verecektim. Ama oran yerlerde zaten bizde oran yok. Maç sonu bir Avrupa alabilir. Biz burada biraz daha oranı art, şey yapacağız, arttırmaya çalışacağız. 4.5 altında bir Arjantin galibiyeti bekliyorum. Böyle bir değerlendirme yapabiliriz Aga. E ee, ideal olarak bu alınabilir. Hatta ben 3.5-6 Arjantin galibiyetine de varım. Benim skor beklentimi de söyleyeyim sizlere. 2-0'lık skorla doğrudan Arjantin'in galibiyeti olacaktır. Skor olarak da dediğim gibi beklentim tam 2-0. İspanya Almanya mücadelesi. Tablomuz ekrana gelsin aga. Aga öncelikle mücadelenin kazanma oranları. Ya kim daha önde onu gösteriyor burada. Burada önde olan taraf eee İspanya %52 ile önde. Zaten ekranda tabloda gelmiştir mutlaka görmüşsünüzdür. %52 İspanya, %48'de Almanya. Ben zaten turnuvanın başında bir video çekmiştim hatırlarsanız. Euro 2024'ün uzun soluklu bahisleri şampiyon kim olur diyerekten de benim tek bir şampiyonum adayım vardı. İspanya o da. Hatta alternatifte Hollanda'nın olmasını isterim dedim. Yani Fransa'ya gitmedim, İngiltere'ye gitmedim. Ben İspanyacıydım. E burada tabii ki Almanya'ya gider miyim? Ben gitmem. He, şunu da söyleyeyim. Bu turnuva öncesi bahisiydi. Turnuvayı izledik. Şu an en iyi takım bence İspanya olduğunu da belirteyim. Bence oyun olarak e, erken final niteliğinde bir karşılaşma. Almanya'da ikinci sırada geliyor bence oyun olarak güçlü olarak. Fakat turnuvanın ev sahibi burada Almanya. Burada yani avantaj olan yani maç %52 İspanya göstermişler ama bence %50 %50. Çünkü dış etkenlerden de Almanya biraz önde. O yüzden e, maç ortada aga. Öncelikle doğru söyleyeyim. Ben burada turu geçer vereceğim. Ben turu geçer aga burada İspanya'yı bir adım önde görüyorum. Ben İspanya'nın tur atlayacağını düşünüyorum aga. Turu geçer İspanya verdim. Bu aldık mı bunu aldık. İlk gol olaraktan da ben ilk golü de ben burada İspanya'nın atmasını bekliyorum. Mücadele 1-1 bir bir bitebilir. 2-1 bitebilir ama ilk golü İspanya tarafından beklediğimi de belirteyim. Oyuncu bayısı olarak da şunu önermek istiyorum. Aga özellikle dikkat çekiyorum bura. Fabian Ruiz aga. Bak Adamda raket gibi ayak var ciddi manada. Ve ceza sahasının o dışından o yarım çemberden gördüğü gibi şut çekiyor. Ve inanılmaz inanılmaz raket gibi bir sol ayağı var. Ya Fabian Ruiz isabet şut da alabilirsiniz. Portekiz-Fransa mücadelesi. Bu mücadelede ya yani Portekizler son mücadelede Portekiz'in sıkıntısı ne biliyor musunuz? Mutlaka e, sosyal medyada görmüşsünüzdür aga. Ee, ya Ronaldo'ya gol attıracağım diye Ronaldo üzerinden oyun kuracağım diye oyunun anasını belli o ciddi manada. Fransa'da son mücadeleyi 1-0 kazandı. Her türlü o maçtan kazandık. Ama şunu söyleyeyim ee, o maçta da Fransa kaleye çok güzel şutlar çekti. Choumein'in çok fena şutları vardı. Kaleyi bulmadı. Kaleyi bulsa zaten bayılacak. 2-3 tane atacaktı. 1-0. Colomani'nin işte kendi kalesine attırdığı bir gol vardı. Oradan aldık geçtik de. Ben burada turu geçer tarafın yani Fransa olacağını bekliyorum. Yani Portekizler burada hatta ben ekrana gelmiştir. Mutlaka ekrana gelmiştir. Şöyle oran %46'ya %54. Ama ben şunu söyleyeyim aga. Dediğim gibi yani bu Portekiz %40 yazarım ben burada. %60'a %40 diye düşünüyorum. Turu geçen tarafın Fransa olmasını bekliyorum. Onun yanında başka ne bahis yazmışım? Tur geçer Fransa. Ha Matson 2 4.5 6 da yüksek oranını önermişim. Yani iki küsür oranı var zaten. 2.20 bandında bir oranı var. Matsun 2 4 buçuk 90 kadar bitebilir bu mücadele. 2-0 2-1 ayarında Fransa galibiyeti olabilir. Onun dışında bir de oyuncu bahisi olarak da Tuhram öneririm Aga. Çok fazla pozisyona giriyor, çok fazla kaçırıyor. Avrupa'da oynayanlar, Avrupa'da yaşayanlar toplam şut alabilir Tuhram. 1.5 üst falan vardır. Ee, Türkiye'de isabetli şut açarlarsa Markus Tuhram'ın da isabetli kaleyi bulan şutunu da değerlendirebiliriz. Ayın altına geçtim. 2 adet mücadelem var. Dediğim gibi ideal kombini arkadaşlar herkes arkadaş Telegram grubunda olacak. Mutlaka katılın oraya. Açıklama ve yorumlar kısmında zaten linki var. Bir de e, beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz. İngiltere İsviçre yani kesinlikle <laughs> sadece canlıdan alacağım bir tercih olur bu maça. Ben İngiltere'nin oyununu hiç beğenmiyorum aga. Yani tamamen dalavere dümenci bir takım. Kadroya bak yıldız topluluğu. Turnuvanın net favorisi. Ama yani seyir zevki sıfır. İzlemeyelim. başka bir şey iz tenis falan izleyelim daha iyi. Öyle söyleyeyim. Ben burada İngiltere turu geçer mi bilmiyorum aga. İlgilenmiyorum İngiltere ile. Tek tercihim burada 2.5 alt tercih olacaktır. Bu da İngiltere'den dolayı. Ben mücadelede 3 gol sesinin geleceğini beklemiyorum. Gelirse İsviçre'den dolayı yani erken bir gol yer risk alır öyle gelir. Ama dediğim gibi İsviçre'nin burada daha dikkatli olmasını bekliyorum. 2.5 alt tek tercihim. Gelelim bizim aslanlara. Şimdi Melih Demiral'a bir soruşturma açmışlar galiba. E, bozkurt yaptı diye. Ya, Türklüğün simgesi olduğundan bilmiyorum. Neden öyle oldu da. Neyse onu hallederler bence. Şimdi agalarım. Hollanda'ya burada zaten oran olarak favori göstermişler. 1.40 bandında bir oran açmışlar. Ben burada Hollanda tarafına hiçbir türlü bahis almayacağım. Avusturya tarafına aldık ama ben bu sefer duygusal ister duygusal değil ister başka bir şey değil. Daha doğrusu Türkiye galibiyeti de almayacağım öyle söyleyeyim. Burada alınabilecek en güzel tercih bence korner tercihidir. İdealden korner tercihi alabiliriz. Ben idealden direkt yazdım ki korner 8.5 üstü açarlar muhtemelen gelir diye düşünüyorum. Onun dışında milli takımımız gerçekten inanılmaz bir destek var ülkenin her yanında. Yani biraz o ruh var. Oruh'tan dolayı milli takımımızın bu Hollanda'ya ben bir gol atmasını bekleyeceğim Aga. Bu da ekstra ideal olarak söyleyebilirim. Bir 40 küsur oranı var zaten. Ee, dediğim gibi Türkiye tarafından da bir tane gol bekliyorum açıkçası. Olursa bir galibiyet çok güzel olur. Depay cumartesi görüşürüz falan paylaşımları yapmış. Sergen Yalçın'ın hataya attığı Ömer Arda'nın konuşması var. Kendi maçı bitmemiş daha. Bizim maç hakkında yorum yapıyor. Göreceğiz cumartesi ne olacak şeklinde. Bakalım dediğim gibi en güzel koller tercihi gider. Türkiye'nin de bir golü alınır burada. Oyuncu bahis olarak da şunu önerebilirim. Hakan Çalhanoğlu bu maçta dönecek. Çalhanoğlu'nun isabet düştü. Bence oyuncu bahsi olarak değerlendirebilirim. Bu yönden de sizden önerim var. Maç skorunu yorumlara yazın mutlaka. E, hatta zaten istatistik olarak da görmüşsünüzdür ekrandan. Yani %62'ye %38. Şu an çeyrek finallerde en düşük şey oran bizde. Ama bizde de ruh var. Gerekeni yapacağız. Maç skorunu yorumlara yazmayı unutmayın. Geçelim. Agan dediğim gibi bir adet ideal kombin önerisi yapacağım. Ama herkes açık Telegram grubunda yapacağım. Açıklama yorumlar kısmında mevcut. Buraya tıklayarak da sizler de gruplarına gelerekten de ücretsiz gruptan sizler de faydalanabilirsiniz.